Hazreti İsmail ve Kurban. İbrahim aleyhisselam, oğlu Hazreti İsmail'in endamındaki cemal ve kemalini görünce, babalık sevgisiyle oğluna karşı muhabbet uyanır. Bu huzur ve rahatlık içinde uyur. Rüyada oğlu Hazreti İsmail'i kurban ederken görür. Hanımı Hazreti Hacer'in yanına gider. "Ey Hacer, gözümün nuru oğlum İsmail'e en iyi elbisesini giydir, saçını tara. Onu bir dostun ziyaretine götüreceğim. Bir bıçak ve ip de getir." "Bıçak ve iple bu nasıl misafirliğe gidiş? Belki Allahü Teala bize bir koyun verir." İblis bunu duyunca, "Bana iş düştü" diyerek Hazreti Hacer'in yanına gelir. "Ey Hacer, İbrahim İsmail'i nereye götürdü?" "Ziyarete." "Hayır, kurban etmeye." "Nasıl olur? Bir baba oğlunu kurban eder mi?" "Ama Rabbim emretti" diyor. "Eğer Allahü Teala emretmişse ona 1000 can feda olsun." İblis bu sefer Hazreti İbrahim'e gidip der ki, "Oğlunu nereye götürüyorsun?" "Ziyarete." "Hayır, kurban edeceksin. O rüya şeytanidir." "Hayır, gördüğüm rüya rahmaniydi." "Oğlunu kesmene gönlün razı mı?" "Ey melun, şunu yakinen bil ki dünyadaki herkes benim evladım olsa ve Rabbim hepsini kurban etmemi emretse hepsini kurban ederim." Şeytan Hazreti İbrahim'den ümidini kesip Hazreti İsmail'in yanına gelir. "Ey İsmail, nereye böyle?" "Ziyarete." "Hayır, baban seni kesecek." "Beni niçin kesecek?" "Rabbim emretti" diyor. "Eğer Allahü Teala emretmişse 1000 canım dosta feda olsun." İblisin vesvesesi bitmeyince Hazreti İsmail babasına der ki, "Bu beni rahatsız ediyor. Ona taş at, uzaklaşsın." Taş atıp Mina'ya geldiklerinde Hazreti İbrahim oğluna der ki, "Canım yavrum, başımızda bela var. Bilemiyorum niçin had cezasına müstahak oldun." "Babacığım, bu sözden kan kokusu geliyor." "Oğlum, rüyada seni boğazladığımı görüyorum. Ne dersin?" "İnsan sitem kamçısını yemedikçe kımıldamaz. Babacığım, sana ne emrediliyorsa yap. İnşallah beni sabredicilerden bulacaksın. Başımı vermek benim için bir an sürer. Ama kendi elinle oğlunu kurban etmek gönlüne zor ve ağır gelebilir. 3 arzum var. Birincisi, ellerimi ve ayaklarımı sıkı bağla." "Yavrucuğum, dosta giderken ağlayıp feryat edilmez. Belki hançerem, gırtlağım hançerine dayanamaz. Elimi ayağımı oynatır da seni üzerim." "İkincisi, beni yüzü koyun yatır. Yüzümü görme. Ben de yüzünü görmeyeyim ki belki coşarım da senin babalık sevgin harekete gelir. İkimiz de emri yerine getirmekte kusur ederiz. Üçüncüsü, annem beni göremeyince dayanamaz. Onu teselli et ve iyilikte bulun." Melekler de ağlamıştı. Hazreti İsmail ağlarken melekler de ağlar. Babası bıçağı boğazı üzerine koyunca oğlu güler. "Yavrucuğum, bu haldeyken niçin gülüyorsun?" "Gördüm ki bıçakta besmele yazılı. Dostun ismi yazılı olan bıçak nasıl keser?" Hazreti İbrahim olanca kuvvetiyle bıçağı çalar, bıçağın ağzı döner ve kesmez. Kızıp bıçağı yere çalar. Bıçak Allahü Teala'nın emriyle dile gelip der ki, "Bana niçin kızıyorsun? Sana kes diye emreden bana da kesme diye emrediyor." O zaman şu lütuf nidası erişti: "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Güzel amel işleyeni işte böyle mükafatlandırırız. Bu açık bir imtihandı. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik." Hazreti İbrahim gökten inen koçu yakalayınca oğlunun bağlarının çözüldüğünü görür. "Yavrucuğum, bağlarını kim çözdü?" "Beni ölümden kurtaran dost bağlarımı çözdü. Ey oğlum, şimdi dua et. Ne istersen
Allahü Teala kabul eder. Hazreti İsmail şöyle dua etti: Ya Rabbi, kıyamette mümin olan herkesi mağfiret eyle. Bütün müminleri mağfiret ettim ve bağışladım müjdesi geldi. Canım kurban olsun senin yoluna, adı güzel kendi güzel Muhammed, adı güzel kendi Ahmet Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna, adı güzel kendi güzel Muhammed, adı güzel kendi Ahmet Muhammed. Çoktur cefası, ahirette olur zevku safası, ahirette olur zevku safası. 18 bin alemin Mustafa'sı, adı güzel kendi güzel Muhammed, adı güzel kendi Ahmet Muhammed. Yedi kat gökleri seyran eyleyen kürsünün üstünde cevlan eyleyen, kürsünün üstünde cevlan eyleyen. Hak'tan dileyen, adı güzel kendi güzel Muhammed, adı güzel kendi Ahmet Muhammed. Neyler ki cihanı sensiz, sen Hak peygambersin şeksiz şüphesiz, sen Hak peygambersin şeksiz şüphesiz. Sana inanmaya gider.